Musa, okulundaki öğrencilerin kafein tüketimi ile ders çalıştıkları saat sayısı arasında bir ilişki olup olmadığını merak ediyor. Okulundaki öğrenciler arasından rastgele 20 tanesini seçerek kafein tüketimlerini miligram türünden ve bir haftada ders çalıştıkları saat sayılarını not ediyor. Örneklem için bilgisayar tarafından yapılan en küçük kareler regresyon analizinin sonuçları aşağıdadır. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını varsayın. En küçük kareler regresyon doğrusunun eğimi için %95'lik bir güven aralığı kurun demişler. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Pekala, birlikte yapmaya hazır mısınız? İsterseniz önce neler olup bittiğini anladığımızdan bir emin olalım. Regresyonu gözümüzün önüne getirerek başlayabiliriz işe. Evet, yatay eksene ya da x eksenine kafein tüketimini koyalım. Miligram türünden olacak, değil mi? Y ya da düşey eksen diyelim. Evet buraya da ders çalışılan saat sayısını koyuyorum. Musa örneklemini rastgele seçtiği 20 öğrenciden oluşturuyordu öyle değil mi? Bu öğrencilerin her birinin ne kadar kafein tükettiklerini ve ne kadar ders çalıştıklarını öğrenip elde ettiği verileri bu grafiğe yerleştiriyor. Sonuç olarak 20 tane nokta elde ederiz. Hadi bunları rastgele işaretleyeyim şimdi. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20'si. Musa bu veriyi bir bilgisayara girecek ve bilgisayarda bu veri için en küçük kareler yöntemi ile bir regresyon doğrusu çizecek. Regresyon doğrusunun da buna benzediğini düşünelim. Bu arada en küçük kareler yöntemiyle elde edilen bir regresyon doğrusunda Doğru ile noktalar arasındaki uzaklığın minimize edilmeye çalışıldığını da hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki tablo ise en küçük kareler regresyon doğrusu ile ilgili diğer bilgileri içeriyor. Doğrunun gerçekten neye benzediğini ya da ne olduğunu anlamak için bu sütundaki bilgileri kullanmamız gerektiğini de hemen söyleyeyim. Evet, buradaki sabit katsayı bize y ekseni kesim noktasını verir. O halde 2,544 yazıyorum buraya. Kafeinin katsayısı içinde kafein tüketimindeki küçük bir artışın ders çalışılan saat sayısının nasıl etkilediğini anlayabiliriz. Başka bir deyişle bu en küçük kareler regresyon doğrusunun eğimidir. Evet bu doğrunun eğimi de 0,164'müş. Buradaki değerler, regresyon doğrusunun veriyle ne kadar uyumlu olduğunu ya da yerleşiminin ne kadar iyi olduğunu gösterir. R kare, ki bunu daha önce duymuş olduğunuzu düşünüyorum, bu değer bize y değişkenindeki varyansın ne kadarının x değişkeni ile açıklanabildiğini verir. Bu eğer 1 ya da %100 olsaydı, varyansın hepsinin x değişkeni ile açıklandığını anlardık, yani bu yerleşim çok iyi bir yerleşim olurdu. Sıfır olsaydı da varyans x değişkeni ile açıklanamazdı ve regresyon doğrusunun yerleşimi de iyi bir yerleşim olmazdı. Peki büyükse bu artıkların standart sapmasıdır ve bize buradaki noktaların regresyon doğrusuna göre ne kadar farklı olduklarını gösterir. Bu sütundaki değerleri bize sordukları soruyu yanıtlamak için kullanacağız. Katsayının standart hatası ki ilgilendiğimiz katsayı ya da istatistiki değer regresyon doğrusunun eğimidir ve bu da regresyon doğrusunun eğiminin standart hatasını veriyor. Bunun regresyon doğrusunun eğiminin örnekleme dağılımının standart sapması olduğunu düşünebiliriz. Örneklem boyutu 20 idi. Bu örneklemi kullanarak regresyon doğrusunun eğimini hesapladık. Örneklem değiştikçe eğimin de değişeceğini biliyoruz. Elde ettiğimiz eğimler, popülasyonun gerçek parametresi için tahmini değerlerdir. Bunun zaman zaman en küçük kareler regresyon doğrusunun eğiminin standart hatası olarak adlandırıldığını da görebilirsiniz. Son iki sütundaki değerlerin bu video için pek bir önemi yok. Bu iki sütun kafein tüketimiyle ders çalışılan saat sayısı arasında bir ilişki olmadığını varsayarak hesapladığımız istatistiklerin t değeri ve bu değerde ya da bu değerden büyük bir değer elde etmemizin olasılığının ne olduğunu gösterir. Bu da regresyon doğrusunun gerçek eğiminin sıfır olmasını varsaymak anlamına gelir ve bu da bunun olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Evet, arada bir ilişki olmadığında bu değerleri elde etmenin olasılığı sadece yüzde bir. Tüm bunların ne anlama geldiği konusunda hem fikirsek, şimdi soruya geri dönelim. Bir istatistik etrafında güven aralığı oluşturmak için o istatistiğin örneklemi kullanarak hesapladığımız değerini alırız ki bu değer 0,164 ve artı eksi kritik t değeri. Bunu da güven aralığının %95'lik bir güven aralığı olması ve serbestlik derecesini kullanarak hesaplayacağız. Son olarak çarpı istatistiğin standart hatası. İlgilendiğimiz istatistik eğim olduğu için bu 0,057. Z değeri yerine T değeri kullanıyor olmamızın sebebi istatistiğin standart hatasının da tahmini bir değer olması. Örnekleme dağılımının standart sapmasının ne olduğunu bilmiyoruz öyle değil mi? O halde son olarak bir de bu T değerinin ne olduğunu bulmamız lazım. Bunu da bir hesap makinesi ya da T tablosu kullanarak yapacağız. Ben tablo kullanacağım. Tabloyu kullanmak için de öncelikle serbestlik derecesini bulmamız lazım. Buradaki gibi bir regresyon eğimiyle çalışırken serbestlik derecesini elinizdeki veri sayısı eksi 2 olarak hesaplarsınız. Bu durumda kullanacağımız serbestlik derecesi 20 eksi 2'den 18 olacak. Size şu anda bundan daha fazla detay vermek istemiyorum. Şimdilik iki çıkarmamız gerektiğini bu şekilde kabul edin. Tabloda kullanacağımız serbestlik derecesini de bulduğumuza göre tabloyu ekrana alıyorum. Güven aralığı %95'lik ki bu kuyruklardaki olasılığın %2,5 olduğu anlamına gelir. Serbestlik derecesi de 18'di. Bir bakalım. Evet, t değeri 2,101 güven aralığını bir kere daha yazalım. 0,164 artı eksi t değeri yani 2,101 bulmuştuk çarpı istatistiğin standart hatası. Bu da 0,057 idi. Evet bunu parantez içinde yazarsam daha iyi olacak. 0,057 bunun tam olarak neye eşit olduğunu bulmak için hesap makinesi kullanabilirsiniz ama ne anlama geldiğini merak ediyorsanız %95'lik güven aralığı hesapladığımız zamanların %95'inde aralık tahmin etmeye çalıştığımız parametrenin gerçek değerini kapsayacak diyebilirim.